Ağlar yok öyle bir şey. Boşuna nefesini tüketme. Biz ne desek inanmazlar artık. Ama bizim de konuşacak zamanımız olacak elbet. Bizim de konuşacak zamanımız gelecek. Hasan Ağa'sını seven bizimle gelsin. Hasan Ağa'nın özünü almak isteyenler bize katılsın. Traktör çözsün. Aman Allah'ım. Peki Zeyno? Zeyno yanında mıydı? Zeyno yoktur ana. O Allah'ıma bir şükür. Ne oluyor Elif ana? Ne oluyor Elif ana? Benimle gel yürü yürü. Ne oluyor ana? Ağalar, kardeşler, bacılar. Herkeslere müjdeler olsun. Sonunda Hasan ağamızın katilini yakaladık. Yıllarca kendimize kardeş bildiğimiz, hatta Hasan Ağa'nın mirası diye başımıza ağa bildiğimiz Erkan dün bize suçunu itiraf etmiştir. Yılan! Yılan! Ağan konuşurken susacaksın. Sen ağayken biz hep sustuk. Şimdi konuşma sırası bizdedir. İstanbul'a gider gitmez gözünü Hasan Ağa'nın mallarına ve hatta hanım ağamıza diken bu yılan, rahmetlinin birkaç adamını ayartıp sırf zengin olmak için, sırf ağa olup hepimize zulmetmek için haince, kalleşçe öldürmüştür ağamızı. Atın! 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 Aman Allah'ım. Öldürecekler Elif Ana Erkan'ı. Erkan böyle bir şey yapmış olamaz. Erkan Hasan Ağa'yı öldürmüş olamaz. Neden olmasın ana? O da onlardan değil mi? O da yılanın soyundan değil mi? Hayır Zafer. Erkan da bizim gibi yılanın bir kurbanı sadece. Bizim gibi yılanın bir kurbanı mı? Sakin olun. Ağalar, bacılar sakin olun. İçimizdeki öfkeyi, nefreti, intikam ateşini çok iyi biliyorum. Aynı ateş bizim yüreğimizi de yakar durur ağamız öldüğünden beri. Çok istesek de, elimizi zor tutsak da bu yılanların cezasını vermek bize düşmez. Koş, çabuk yürü. Erkan gibi bir yılan olmak bize yakışmaz. Durun, durun, durun. Erkan yılan değil. Elif Ana. Kim bu? Elif Ana. Yani? Uzun hikaye Gülsüm Hanım, çok uzun hikaye. Bir şey mi dedin Elif Ana? Uzaktan pek duyulmuyor da. Çok iyi duydunuz dediğimi. Çok iyi duydunuz ama işinize gelmiyor. Bunlar Hasan Ağa'nın katilleri Elif Ana. Dün suçlarını itiraf etmişlerdir bize. Asıl katil sizsiniz. Siz Barış'ın katilisiniz. Yüzyıllardır siz değil misiniz Barış'ın sözünü dinle dolayan yılan bilen? Siz değil misiniz şu güneşi tepemizden eksiltmeyen kara bulutların arasından kalksa ona bile ateş edersiniz. Güneşi bile durdurmak isteyen siz değil misiniz? Ağalar, kardeşler beni dinleyin. Kanmayın bunların sözüne. Asıl yılan bunlardır. Erkan televizyona çıkıp Barış'ın müjdesini verince, bize toprakları geri vereceğini söyleyince gene telaşlandılar. Gene korktular işte. Duymuyor musunuz? Hepimizi kuzu gibi uyutmuşlar. Uyanmamak için hep kafamıza vuruyorlar. Ağalar uyanın. Uyanın bunlara kanmayın.
Görmüyor musunuz? Bu kadar yeter artık. Ver şunu bana. Bu kadar yeter. Elif Ana. Dokun ona. Ver. Elif Ana. Tüh. Sakın bir daha ona elini süreyim deme. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ben Hanım Ağa'yım. Hasan Ağa'nın karısı. Anlıyor musun beni? Ben Hanım Ağa'yım. Sizin oralara bizim burası benzemez biliyor musun Gülsüm Hanım? Sizin şehir de batıda kalır. Güneş sadece batmaya yarar. Bizim buralarda doğudur. Güneşin doğduğu yerdir yani. Biz her gün güneşle uyanırız. Ve her gün onunla beraber en baştan doğarız. İçimizden hiç umudu eksik etmeden. Bugün olmazsa yarın. Yarın olmazsa ertesi gün. Daha iyi olacak diye çalışırız. Sen sadece bitişlere, batışlara, karanlığa alışkınsın. Ne bizim halimizden, ne de bizim dilimizden anlarsın. Ne biz seni hanım diye tanırız başımıza, ne de ağa diye. Bunu sakın unutma. Bunu sakın unutma Gülsüm Hanım. Ver şunu. Yürü Zafer, yürü. Lanet olsun. Hemen bana bu hikayeyi anlatacaksınız Himmet Ağa. Hemen bu hikayeyi anlatacaksınız. Ne yaptın be Elif Ana? Şimdi biz de düşman bilecek bunlar. Biz onları düşman biliyoruz. Onlar bizi düşman bilmiş bilmemiş ne fark eder ki? Herkes kan davası bitti zannediyor. Herkes kan durdu zannediyor. Senin büyümeni bekliyorlar, anlamıyor musun Zafer? Anlıyorum Elif Ana, anlıyorum da. Biz böyle bir başımıza nasıl baş edeceğiz koskoca ağalarla? Ben aslında bir kişi biliyorum bu işi halledecek. Kimmiş o Elif Ana? Memoli. Memoli mi? He ya, Memoli. Hadi yürü, hadi. İyi de Memoli, bizim köye uçak konamıyor ki. Ne? Sizin köye uçak konamıyor mu? Alan yok. Havaalanı yani. Hani uçakların konduğu yer var ya. İlla da havaalanı olmasına gerek yok ki köylü kızı. Ne? Uçak sizin köyün üzerinden geçerken paraşütle atıverirlerse ne olur biter. Paraşütle mi? Evet. Ben vazgeçtim. Yürüye yürüye giderim. Çok daha iyi. Kal sağlıcakla. Gel köylü kızı gel. Şaka yapıyorum ya. Şaka yapıyorsun değil mi? Evet tabii şaka yapıyorum. Ha. Sen şimdi beni köye uçakla göndereceğim seni derken de şaka yapıyordun değil mi? Yok. Orası gerçek işte. Gerçek miydi? Ben öyle uçaktan falan çok korkuyorum be Memoli. Binemem yani ben öyle şeylere. Ya bir şey olmaz köylü kızı. Bir şey olmaz korkma. Size korkma demesi kolay tabii Memoli Bey. Siz çıkmayacaksınız o bulutların tepesine. Bak 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 bak. Söylerken bile dizlerimin bağı çözülüyor vallahi. Ya gel vazgeç şu uçak işinden ya. Bindir beni şu köşeden taksiye. Ben kendim giderim garaja vallahi. Söz ta köye varana kadar inmeyeceğim otobüste. Ya yürü yürü. Sen uçakla yolculuğun otobüsten bin kat daha güvenli olduğunu bilmiyor musun köylü kızı? Aman hiç öyle şey olur mu canım? Allah aşkına bir kere uçak böyle uuu diye havada uçuyor ne kadar tehlikeli bir şey. Ama otobüste dümdüz yolda sakin sakin gidiyor. İstediğimiz zaman ayağımızı yere de basıyor sonra. Peki sen o yollarda her yıl kaç tane kaza oluyor? Kaç tane masum insan hayatını kaybediyor biliyor musun? Sanki hiç uçak kazası olmuyor yani ha. Oluyor da 10 yılda bir. O da olursa. O senin bineceğin uçağın akıbetini ben merak ediyorum ama neyse. Ne diyorsun sen ya? Hadi bir an evvel gidip arayı bir yer almamız lazım hadi. Çay hayda. Sana hayda abicim sana hayda. Çekil yolumuzdan acelemiz var hızımızı kesme. Ne haber Avni? İyidir ablacığım. Ya Memoli abim bu köylü kızı daha önce evine gitmemiş miydi? Gördüğün gibi Avni hayat sürprizlerle dolu. Hayat sürprizlerle mi dolu abicim? Evet köylü kızı bize yaptığı işkenceleri çok özlediği için yarı yoldan geri döndü. Ha, ne yani şimdi o gece döktüğün gözyaşları boşuna mıydı? Ne? Ya şimdi bu Memoli abim sen gidince çok üzülüyor biliyor musun Cenem ablacığım? Hatta biz geçen akşam Cem abi, Rambo Berk, Avni. Hep beraber böyle oturduk şey yapalım. Sanki hayat yeterince kısa değilmiş gibi. Bak bir de hala seni öldürmek zorunda bırakıyorsun beni. Ne? Aman neyse canım. Zaten Rambo bana her şeyi anlattı. Senin kılıbık olduğunu bile. Nasıl her şeyi anlattı? Utanacak hiçbir şey yok. Nasıl olsa herkesler biliyor. Nasıl da senin bana deliler gibi aşık olduğunu Memoli Bey. Zeyno! Zeyno! Avni! Memoli abicim! Memoli Avni. Abicim! Hiç daha önce sana önden Brad Pitt'e, yandan Antonio Banderas'a, hatta biraz uzaklaşınca da Tarık Akan'a benzediğini söylemiş miydim? Abi! Efendim abi?
Şimdi 3'e kadar sayacağım. Niye abicim? Benim bacaklarım senden uzun ya. Evet abi. Aynı anda koşmaya başlarsak ben seni hemen yakalayıp dövmeye başlarım ya. Evet abi. Bundan da hiç zevk almam ya. Onun için kedinin fareyle oynadığı gibi biraz seninle oynayıp peşinden koşmam lazım. Ya niye benimle oynuyorsun Mimol abicim ya? Koskoca insanlarız, ton beceri miyiz biz Allah aşkına? Bir. Tamam abicim. İki. Tamam abicim. Tamam abicim. Ablacım. Ablacım öldürecek beni ya. Ablacım ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.